1999 depremi 24 yıl. 24 yılda İstanbul'da ne mesafe alındı? İyi bir süre çünkü 24 yıl. Şimdi yani 24 yılda İstanbul bir sefer kesinlikle depreme hazır hale gelirdi. Biz konuşmazdık yani İstanbul'u konuşmazdık. Ama bugün geldiğimiz itibariyle İstanbul depreme hazır değil. O kesin. Ama İstanbul'da hiçbir şey yapılmadı mı? Yani bir anlamda çok şey de yapıldı. Şimdi neler yapıldı diyelim. Yapılanları böyle hızlı diyelim saydığımız zaman bazıları terk edildi falan ama ilk başlarda bütün belediyeler acil afet yönetim sistemi binalar kurdular, elemanlar aldılar, daire başkanlıkları yaptılar. Yani o konuda çalışmalar yaptılar. Konteynerler temin edildi, her mahalleye konteyner konuldu. Acil deprem yolları meydana getirildi. İşte İstanbul Valiliği bütün okulları elden geçirdi, hastaneleri elden geçirdi. Anlıyoruz ki daha geçmemiş olanlar da var, her neyse ama devlet daireleri deprem güvenli hale getirildi. Viyadükler, yollar, köprüler, kimi yerler yapıldı, edildi. Bir takım tatbikatlar yapıldı. Bakanlıklar arasında mesela AFAD çok planlar, programlar yaptı, hazırlıklar yapıldı falan falan yani. Bunlar da az şey değil, bunlar da yapıldı. Yapılmayacak şey yok. Ama bunlar yeterli değil. Ve bir de bunlar can alıcı işler değil. Yani siz bunları yaptığınızda sonuçta diyorsun, peki ne oldu yani, nedir yani? Çünkü bu yapılanların çoğu ya afete yönelik, deprem olursa ya yönelik veya masa başında kalıyor. Şimdi İstanbul'u depreme hazırladınız mı denildiği zaman mesela şimdi devlet dairesi İstanbul'da %3-5 bile değildir. İstanbul'da 16 milyonun oturduğu konutlar var, yaşam yerleri. Bunların hiçbiri depreme hazırlanmadı. Yani vatandaşa hazırlayın ey vatandaş dediğin zaman bizim vatandaş hazırlamıyor. Ya bana bir şey olmaz diyor. Ya kaderde varsa olur diyor. Veya param yok diyor. Ne yapacağım diyor bilmiyor. Emekliyim diyor. Ben geçinemiyorum diyor. Yani veya diyelim apartmanda birbirleriyle kavga ediyorlar. Tabii hukuki yani, evet, engeller var. Mali engeller var. Bir sürü şeyler var yani. Dolayısıyla bunlar vatandaşın kabahati değil. Bunu bilen devletin bütün bunları formüle edip bizzat kendinin gözetim, denetim ve sorumluluğu altında yapması lazım. Vatandaşa da gerektiği gibi sorumluluk yükleyecek. Ama vatandaşı süründürmeden, ezmeden, üzmeden bu şekilde olacak ki vatandaş, yerel yönetim yani belediye ve merkezi hükümet ancak kol kola verirse, birlikte, beraberlik içinde olursa bu iş olur. Biz bunu yapabilirdik ama olmadı. En acil nelerde önlem alınmalı? Ha bak şimdi en acil diye demeyelim. Siz şimdi bu sınıflandırılamaz mı? Ne sınıflandırılır? Ben daha böyle net berrak söyleyeceğim yani. Çok berrak, yol belli. Ne yapacağımız bizim belli. Belli olduğu halde yapmıyoruz. Şimdi nedir? Biz benim bu dediğim yani bir kenti yerleşim alanı diyorum. Ölçek farkına göre. İstersen köy de olabilir, istersen İstanbul gibi bir kent de olabilir, mega kent de. Şimdi bir kent bileşenlerini sayalım. Bir kent nelerden meydana gelir? Şimdi biri yönetim ve yönetim sistemi, ikincisi halk, üçüncüsü altyapı, dördüncüsü yapı stoku, beşincisi çevre ve ekosistem, altı ekonomi. Bana bir tanesi çıksın desin ki yedinci parametre var unuttun. Yok. Bu altı parametrenin altına sen istediğin kadar ayrıntıyı koy. Ama bu altı parametreyi temel, deprem dirençli yapacaksın. Başlayalım birden. Lütfen. Kısaca söyleyelim bitsin. Biri yönetim ve yönetim sistemi. Bugün yöneticileri nasıl atıyoruz? Oy veriyoruz, seçiyoruz. Masada oturuyor, koltukta. Oturur oturmaz da kenti yönetiyor. Bu insanın deprem bilgisi var mı? Deprem nedir biliyor mu? Deprem nasıl olur? Nasıl önlem alınır? Benim kentimde
bu konularla uzman kurum, kuruluş vesaireler nelerdir? Deprem öncesinde bunları ben nasıl organize ederim, nasıl koordine ederim, neler yapmam lazım ki ben yani bir kenti deprem güvenli hale getirebilecek, deprem sırasında afete müdahale edecek falan. Yani yönetimin bir anlamda deprem bilgi, birikim ve kültürünün olması lazım. Bu da ancak yöneticiyi seçip oturturken, oturttuktan sonra bu bilgi, beceri ve bunu kursla yapabilirsiniz, bunu bir eğitimle yapabilirsiniz. Ve o yönetim de, bu yapıldı tabii birçok yerde, kentin depreme hazırlama ve mücadele edecek organizasyonu kendi bünyesinde oluşturması lazım. Daha bizim yeni yeni daha belediyelerimiz deprem müdürlükleri veya deprem daire başkanlıkları oluşturuyor. Yeni yapılanmalarını tamamlıyorlar. Çünkü önce hiç böyle ihtiyaç duyulmamış gibi. Şimdi neyse, diyelim ki yönetim. Yani yönetim depremle mücadele edecekse, o kenti depreme hazırlayacaksa, deprem konusunu bilmek, deprem konusunda birikiminin olması lazım. Bir yönetim sistemi bu. Şimdi ikincisi halk. Halkı depreme hazırlamadan bir kenti depreme hazırlayamazsın. Bak, depreme hazır olmayan bir halk varsa bir yerde, o kenti asla deprem güvenli yapamazsın. Yani vatandaş da depreme hazır olacak. Sadece başka türlü yapamazsın. Yani bak, ne gücü kullanırsan kullan, o kenti deprem dirençli yapamazsın. Zor yaparsın. Çünkü o depreme hazırlık mentalitesini, hazırlık kurallarını sağdan soldan delecek, alttan üstten girip çıkacak, sistemi bozacak şeyi o halk yapar. Yani seçim zamanı kaçak kat yapar, üstüne onu yapar, bunu yapar, her seçimde üstüne bir kat atar, kolon keser, şöyle şöyle böyle. Neyse, bunu kötü niyetinden yapmaz, belki bilmiyor. Yani halkı deprem nedir, deprem dirençlilik nedir, hazırlamak lazım. Halkın depreme hazırlanması da elbette ki bilgi birikimi ve yine kültürüyle olacak. Şimdi bak, bu kültür de böyle sadece bilgi vererek olmuyor. Anneden babadan geçen, aileden geçen, birbirine böyle devamlı iletilmek suretiyle, yaşanmak suretiyle gelişen bir şeydir bu kültür. Yani öyle rastgele olacak bir şey değil. Hani bizde derler ya, Anadolu şu köylüsünün kültürü veya şu kentin kültürü diye. Mesela Erzurumlu kış gelmeden önce kışın ne olduğunu bilir, hazırlığını yapar. Biri Borazanlı'da da ey kış geliyor hazırlık yapın demez. O kültür yerleşmiştir. Çocuk da bilir, orada herkes de bilir, onun hazırlığını yapar. Şimdi deprem de böyle olmalı. Bugün Japonya gibi işte, anaokulundan başlıyorlar, eğitimi ve bu konuda tatbikatı da dahil, beyinlerinde, düşüncelerinde, yaşamın bir şekli, refleksi bu deprem davranışları. Depremden önce nasıl davranacağını biliyor, deprem sırasında ne yapacağını biliyor, deprem sonrasında ne yapacağını biliyor. Hayat, günlük hayat değişmiyor ya, bizdeki kadar büyük depremler oluyor. Günlük yaşam değişmiyor. Sadece bir şey kırılıp dökülmesin diye deprem iki dakika, bir dakika sürüyorsa bekliyor. Ondan sonra işine devam ediyor. Ve telaş yok. Yani benim evim çökmüştür, karım göçüğün altında kalmıştır, çocuğum okulda göçüğün altında kalmıştır diye bir derdi yok. Bunun olmayacağından emin. Çökmeyecek. Şimdi, çünkü onlar depremden binalara doğru çünkü kaçıyorlar. Çünkü deprem dirençli yerleşim alanlarını oluşturmuş. Adamda kültür bu. Şimdi dolayısıyla halkı biz nasıl böyle yapabiliriz? Eğitimle, kültürle, kamu spotuyla, devletin teşvikiyle, yani okullarda bunları okutarak, tatbikatlar yaparak, yani ya devletin vatandaşını eğitme gibi bir görevi vardır ya. Biz vatandaşı eğitmeden, vatandaş her şeyi bilir mantığını yürütüyoruz. Bu doğru değil. Nereden bilir vatandaş ya? Eğitilmemişse nereden bilir yani? Biz, yani bizim hepimiz gece gündüz okuyan, çalışan, kitap okuyan birileri de değiliz yani.
Eğitim lazım, eğitim. Toplumsal eğitim lazım. Şimdi bu etti mi iki? Hah, evet, altı geldik şimdi ki. Üçüncüye. Altyapı. Altyapı dediğim yol, köprü, viyadük, kanalizasyon şebekesi, içme suyu şebekesi, havaalanı, baraj vesaire. Şimdi Güneydoğu'ya bak bugün. İşte orada köprü yok, yol yok, havaalanı yok. Değişti şimdi, bir şeyler yapılıyor. Kanalizasyon yok, içme suyu şebekesi yok. Hastane yok, okullar yok. Hayat yok yani. İşte bir deprem geldi, 10 vilayetin ne duruma düştüğünü gördük. Laboratuvar orada. Yarın İstanbul'da bunun daha kötüsü olur. Biz şimdi İstanbul'u depreme hazırlayacaksak, bütün İstanbul'un altyapısını deprem dirençli yapmak zorundayız. Bakmak zorundayız, kontrol etmek zorundayız. Deprem dirençli mi değil mi, bunu ortaya koymak zorundayız. Yani bunlar nasıl olacak şimdi? Şimdi kentsel dönüşüm burada en merkezi şey mi? Yani çünkü şimdi iki ayırdık. Bir, afet olduktan sonrası var. Şimdi onu geçelim. Müsaade edersen bak, şimdi az hızlı gideyim. Şimdi tabii. Bugün yerel yönetim altyapı işiyle uğraşıyor, belediye. Hı hı. Şimdi belediyenin de belli bir gücü var. Bütçesi var. Yani hükümet ve belediye kol kolu olmadığı sürece bu işler yürütülemez. Üçlü dedin zaten, vatandaş, evet, hükümet, evet, belediye. Aynen öyle. Yani nitekim Sayın Özhaseki de biz birlikte, belediyeyle birlikte yapacağız dedi. Beni en mutlu eden taraf bu. Aksi halde sadece belediye olmaz. Sadece hükümet de olmaz. Hele vatandaşa bırakırsan hiç olmaz. Şimdi geldik altyapıdan sonra üçüncüye, yapı stokuna. Yapı stoku bizde en fazla üzerinde popülerize edilen konu. Çünkü kentsel dönüşümün özünü de bu oluşturuyor. Evet. Sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü müteahhitlik projesi olarak algılanıyor. İş var, para kazanacağım. Tam da onu söyleyeceğim. Ve burada da rant işin içine giriyor. Çünkü bu işin motor gücü de... Tam da bunu söyleyecek. Yani deprem odaklı mı, rant Hayır, odaklı rant mı diye odaklı. Ama çok doğru. Bak şimdi biz müteahhit olsak diyelim, kentsel dönüşüme gir dediğimiz zaman nitekim öyle oldu. Hepimiz kentsel dönüşümü Bağdat Caddesi'nden yaptırdık. Tabii, başlattık. Fenerbahçe. Çünkü iki daire satsam ben Zeytinburnu'nda yapacağım 10 binadan daha fazla para kazanıyorum. Yani bu olmaz. Asla kentsel dönüşüm bir müteahhitlik projesi değildir. Çünkü deprem iki harita var. Evet. Şehirler için. Biri deprem haritası, diğeri de iktisadi rant haritası. Neyse bak ya, bu iki haritadan şimdi ona geleceğim. Yani bir örnek bak, en güzel. Diyelim ki sizin altyapınız tahrip olmuş. Suyunuz yok. Kanalizasyonunuz yok. Yollarınız yok. Hastaneleriniz yok. Yani bu vaziyet, hastalık almış yürümüş, çevre kirliliği, hiçbir şey kalmamış ama bina sağlam. Ne olacak? Nasıl yaşayacaksın orada ya? Allah aşkına nasıl yaşayacaksın ya? Yani evin sağlam olması yetmiyor, yetmiyor. Senin bir bütün olarak depreme ayakta durman lazım, dirençli olman lazım. Müdahale edebilecek kadar az zayiatlı olması lazım ki hızla kendini toparlayabilesin. Yani depreme hazır olmak asla ve asla bir yapı problemi değildir. Bütüncül bakacaksın. İşte diyorum ya, bugünkü Güneydoğu'ya bak. Orada şimdi sağlam olan binalarda yaşayanlar ne olacak ki? Yaşasınlar. Git bakalım yaşıyor muyuz? Bana şu lafı diyenler çok oldu. Keşke biz de depremde ölseydik hocam diye. Yani bunu kalanlar belki, için zor bir hayat. Yani belki sinirden söylüyor ama yani zor. Böyle değil, böyle olmaz. Yani kentsel dönüşüm bu değildir. Bütün parametreleriyle dönüşümdür. Şimdi yapı stoku da bu. Bu da belli nasıl yapılacağı zaten belli. İşte Sayın Bakanımız da demiş 600 bin daire. Evet. O zaman yapacağın kardeşim bu 600 binse, bu 600 bini yapıyı sen deprem dirençli hale getireceksin. Yol belli. Zaten... Ama nasıl? Tamam, bu güzel. Ama ya pratikte bunun karşısında bir engel var ki 24 yıl. Az buz değil yani 24 yılda. Hayır, bugünden itibaren bak şimdi bugünkü hükümet, ben duydum 300 bin tane diyor konut yapacağım diyor. Ve kredini vereceğim diyor. Ben bunu diyor 2 senede yaparım.
Demek ki işimiz o kadar zor değil. 600 bin binayı da 4 senede yapalım. Peki bu şimdi dönüşümü farklı, bir yerinden dönüşüm var. Yerinde dönüşüm meselesi evet, var. Evet. Bir taşıyarak yaptığınız var. Şimdi rezerv alanlar meselesi var yeni yasa. Mesela rezerv alanlara meselesine nasıl bakıyorsunuz? Ben doğru... Rezerv alanlar nedir? Onu da bir anlatın. Evet, ben şimdi doğru görmüyorum onu. Bak neden nedir, doğru önce görmüyorum? Ne olduğunu siz özetleyin. Şimdi deprem bekleyen bir kentte, alan verilmiş bir kentte ve yani depremle kader birliği olmuş bir kentte siz nüfusu artırmayacaksınız. Bir. Yapı stoğunu artırmayacaksınız. İki. Bu çok önemli. Şimdi o zaman yani ben rezerv alanlarına yeni 300 bin 500 bin daha bina yapacağım demek, bina yoğunluğunu artırıyorsun. Oraya da en azından 1 milyon 1,5 milyon insan yine geliyor demektir. Nüfusu artırıyorsun. Ama bu yani yapı stoğunun kötü olduğu, depreme dayanıksız olduğu yerlerden bir yere insan taşımak üzerine kurulu değil mi? Ama öyle mi? O zaman şu. O zaman o 600 bin binanın veya neyin olduğu yerler yeşil alan olacak. Onlar olmayacak o zaman. Yani eğer öyleyse onun bir mantığı var. Öyle mesela, değil ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani siz mesela bir önceki Sayın Bakan Murat Kurum Esenler'deki rezerv alanımızın hemen kuzeyindeki askeri alanı biz Milli Savunma Bakanlığımıza konuştuk. Mesela orası bir rezerv alanımız olacak. Büyük bir alan var Başakşehir'in yanında. Yani en az oraya da 70-80 bin konut sığabileceği bir alan. Oralardaki ev sayısını, konut sayısını azaltacağız. Taşıdığımız yerleri azaltacağız. Azalan yerlere de sosyal donatı, park, toplanma alanı yapacağız. Orada vatandaşımız medeni bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi adına. Yani diyorsunuz ki bu olacaksa bile alternatifi bu, yeniden oraya bina yapmak bu, değil. Bu doğru olamaz. Neden? Şimdi eğer daire bazında konuşuyorsan, şimdi bir bina düşün. Bir bina 10 daireli olabilir. Yani bina mı konuşuyoruz, daire mi? Bir daireyi kapatıp o bu çürük öbürleri sağlam diyemezsin ki. Yani orada evet, siyasilerin söyleminde biraz dikkatsizlik var diye bana öyle geliyor. İşte Kanal İstanbul yapacağız, bina yapacağız deniliyor. Bina demek daha fazla bina demek, daha fazla insan demek. Varsayalım ki bu proje şöyle, yani buradaki açıklamalardan da hareketle, riskli olan bölgelerdeki yani yapı stoğunun riskli olduğu, sıkıntılı olduğu yerlerdeki binayı yıkıp, aldılar, onları yıktılar. Yıkıp o buraya getirdi. Diyelim ki rezerv alanları. Bu çok doğru olur o zaman. Ha, bu doğru mu? Tabii. Çünkü artırmıyorsun yani mevcut yapı stokunu artırmıyorsun. Yani orayı yıktın, yeşil alana dönüştürdün, buraya getirdin, sağlam binayı verdin. Doğru. Ama bizim Türkiye'deki ben yani tecrübemden bu kadar yıllık ben biliyorum ki bu böyle olmayacaktır. Tam aksine nüfus artacak, daha fazla bina olacak. Şöyle bir risk görüyor musunuz? Çünkü siz dediniz ki kentsel dönüşüm içinde açıkçası maalesef deprem odaklı değil, rant odaklı gidiyor dediniz evet, ya. Şimdi o anlamıyla evet, böylesi bir proje yani rezerv olan şehrin daha çeperlerindeki yerlere kent merkezindeki nüfusu kaydırmak oradaki yapıyı çünkü... Bu kentsel dönüşüm meselesinde en fazla yapılan eleştirilerden bir tanesi hatırlarsanız ki o zaman deprem odaklı da o kadar konuşulmuyordu daha çok. Bir hani bu soyulaştırma kent merkezinden insanları çevreye doğru sürüldü. Kent alanlarının işte çeşitli alışveriş merkezleri gibi farklı alanlara büründü. Şimdi bu tür durumlarda bir sosyal soruna bu anlamıyla da aslında deprem için yapılacak bir dönüşüm sürecine bir sosyal dirence de sebep olmak mümkün olabilir. Size dediniz ki vatandaşın olmadığı yerde bu iş hayata geçmez. Vatandaşın da ikna olduğu çözümler olması lazım. Vatandaş ikna olur bak. Yani eğer doğru işler yaparsa... Ama Göztepe'den şeye gitmez. Göztepe'de oturuyorsa... Ama bak halkı şimdi... biz bir eğitmekten bahsediyoruz. Yani şimdi bu halk... belki baştan... biraz tedirgin olabilirdi. Ama şu anda... bir gecede 60-70 bin insanını gömdü. Bunları görüyor. Artık görüyor. Yani bana bir şey olmaz değil. Bak oluyor. Bundan önce 20 bin insanımızı gömdük 99'da. Bak daha dün sayılır 10 binlerce insanımız gitti. İstanbul'da 2,5 milyon yani risk altında diyor. Devlet de gerekli adil olmakla beraber, şefkatli olmakla beraber gerektiği gibi otoriteyi de kimi yerlerde kullanacaktır.
Ama bunu rant amacıyla değil, doğru olarak. Yani siz adil davrandığınız zaman bu işte taraf vesaire olmadığı takdirde, yani böyle siyaset şu bu falan bulaşmadığı takdirde, gerçek anlamıyla insanların can güvenliğini sağlamak olduğu zaman eminim bu millet bunu kabul edecektir. Peki. Bak o rezerv alanları şöyle de kullanılabilir, ben onu da söyleyeyim. Şimdi diyelim ki rezerv alanlarına biz bazı işte konteyner veya prefabrik yerler yaptık. Konforu var, suyu var, kanalizasyonu var, lavabosu var, her şeyi güzel. O yıkılacak yerlerdeki insanlara dedik ki arkadaşlar sizi burada 1,5 sene misafir edeceğiz. Kirada vermeyeceksiniz. Buyurun buraya. 1,5 sene sonra sizin binanızı deprem dirençli teslim edeceğim. Emin ol, alkışlarla kahraman gibi karşılar yöneticileri, gelir orada kalır. 1,5 sene de yerine gider. Ve böylelikle siz bunu yaparsınız. Ama yani ben şunu diyorum, yani bundan önce şu da oldu. Bir sürü insan kuyruğa girdi, halen yazıldı, o devam ediyordur. 300 bin, 500 bin, 600 bin konuta müşteri çıkmadı mı? Peki burada da 2,5 milyon insan ölümünü bekliyor. Bunları siz bekleyin. Evinizi, hiçbir şey söylemedik. Orada yeni konut yapıp dağıtacağız. Böyle bir mantık olur mu? Yani onun için ben nedir, doğru olan nedir, hangisi yapılacak onu bilmiyorum. Ama rezerv alanları bence asla nüfusu artıracak, bina yoğunluğunu artıracak şeyler yapmamalı. İstanbul zaten doymuş, nüfusa doymuş. Bir de iklim değişikliği geliyor, bizi vuracak. Su yok, şaka değil, çok zor durumlara düşeceğiz. Biz bunu önümüzdeki 50 yılı planlamak zorundayız. Bence bu işi böyle yapmamak lazım. Yani doğru olanı da bu diye düşünüyorum. Şimdi vatandaşın ikna olması meselesinde tabii pratiğe baktığımızda şöyle şeyler oluyor. Kentsel dönüşüm önündeki engeller diye bir başlık açtığımızda sadece yani metrekaresi küçüldüğü için değil mi? Veya bir balkon üzerinden orada bir anlaşma sağlanamayıp yıllarca mahkemede kalan, 4 yıldır 5 yıldır kapsamda olup ilerlenemeyen ne derler, birçok dönüşüm projesi var. Bir metrekare kaybından kaynaklı bile. Bu anlamda hani vatandaş da böyle sanki şeye bakıyor. Yani kısa vadede ben ne kazanırım ne kaybederim, ekonomik bir kaybı var mıyım? Bir de şu korkusu var. Borçlanarak mı olacak? Yani çünkü var olanın üstüne değil mi? Kimseye demiyorlar ki evini alıp yenileyip seni bir yıl sonra aynı demiyorlar. Üstüne şu kadar para vereceksin diyorlar. Kredi çekecek. Yani bankalara borçlanacak veya tasarrufunu orada kullanacak. Yani bu anlamıyla yani bunun maliyetini, çünkü maliyet burada en önemli faktörlerden bir tanesi. Dediğiniz işte inşaat firmaları kar etmeyecek. Onlar da ona girmiyor. Maliyeti vatandaşın üstüne yıkmamanın, onun hele hele şu ekonomik koşullarda yıkmamanın bir yolunu bularak yapmak mümkün değil mi? Bence bunu devlet yapmalı. Bak onu diyorum zaten. Şimdi vatandaş eğer can güvenliğine yönelik rant düşüncesi, gailesi olmadan yönetim hareket ederse vatandaş buna uyar. Şimdi bu rant meselesi yüzünden vatandaş da aynen müteahhit gibi kar peşine düşüyor. Yani bu deprem furyasından yararlanıp ben ne kazanırım diye hesabını yapıyor. Can güvenliğim gelecek hesabı yok. O farkında değil. Biz önce onun için baştan dedim ki bir kenti deprem dirençli hale getirmek için orada halkı eğitmek şart. Yani unutmayın, bu adımdan sonra biz buraya geleceğiz. Şimdi buna rağmen bu işleri yapılırsa devlet, devlet olduğunu gösterecek. Memleketimizde kanun var, nizam var. Gerekirse ona uyulacak. Ama burada önemli olan devlet bu depreme hazırlık veya deprem dirençli kent projesini bir devlet projesi haline getirmeli. Bir parti projesi, bir iktidar projesi olmamalı. Kim olursa olsun devlet politikası şeklinde
yürüyüp gitmeli ki vatandaşa da adil davranmalı, teşvik etmeli, şefkatli davranmalı. Ulusal ve uluslararası finans kaynaklarını da onun arkasında vatandaşa hissettirmeli. Onu ezmeden, üzmeden ağırlığı kendi yapmak kaydıyla. Bak hatta bugün bir sosyal mesela devlet. Belediyenin bir şey projesi var. Kiptaş mesela. Hı hı, evet. Şimdi Kiptaş'ta vatandaş da evinin küçüldüğünü biliyor ama 200-300 bin tane müracaat var. Yani herkes ben ne kazanacağım müteahhit kadar ben de bir rant kazanayım derdinde değil. Anlatılırsa çoluk çocuğunun hayatı hiçbir rantla ölçülmez. Ölçülmez. Biz eğer eğitir anlatırsak bu işi örneğin yürütebiliriz. İstanbul özelinde böyle kangren olmuş çözülmesi zor bazı örnekler var mı? Çünkü mesela en fazla gelen sorulardan bir tanesini sizle paylaşayım. Yani örnek olarak bir tanesini okuyayım ama bu minvalde çok zor. Mesela Boğaziçi öngörünüm meselesi, Boğaziçi'ne bağlı, Boğaziçi öngörünümdeki ne derler, evler. Şimdi yıkılsa yıkılamıyor, yıkıp yeniden yapsan olmuyor. Dönüşüm için bile o kadar fazla parametre var ki ve hepsi de diyor ki biz ne yapacağız? Yani kentsel dünyayı yık yeniden yap, yasası belli. O anlamıyla hani güçlendirmesi bile bir sürü prosedüre bağlı. Mesela öylesi bir hatta ki insanlar tsunami bile düşünüyorlar. Acaba öyle olur mu, böyle olur mu diye. Çünkü şeyde illa yalı olmak zorunda değilsiniz. Hemen arkasında var evler. Oradaki insanlar hani hakikaten o kadar yoğun sormuşlar ki. Demek ki bu kangren olmuş, bence zorlanması zor. Bence vatandaş haklı. Yani şimdi Allah aşkına ön görünüm alanı diye doğal olarak yaşlanan, tahrip olan, korozyona uğrayan, depremde ilk fırsatta yıkılıp insanları göçük altında bırakacak binlerce insanın canını tehdit eden bir yapıyı, oradaki insanlar ben depremde ölmek istemiyorum, deprem dirençli bir binada oturmak istiyorum demesi kadar, istemesi kadar doğal ne var ki ya? Yani biz tarihi de anlıyoruz, eserin de ne olduğunu anlıyoruz. Ama bu ülkenin mimarları var. Bir işte tarihi mimarları var. Ne bileyim ben, tarihi eserlerle uğraşan insanları var. Yasası var, hükümeti var. Bilgin insanları var. Bunun da bir çaresi olmalı. Yani bırakın insanlar ölsün diyemezsiniz. O zaman boşaltın orayı. Bütün öngörünüm alanlarındaki yerleri, tarihi gördüğünüz yerleri veya nasıl düşünülüyorsa o insanları boşaltın orada. İnsanlar yaşamasın. Denilsin ki bu binalar sadece tarihi olduğu için biz bunları koruyoruz. Yani bu hakikaten yani olacak iş değil. Sırtlara doğru gittiğinizde hani orada tek katlı, iki katlı, işte yıllar yani öncesinden yapılmış. Bizim tabii mütevazi insanların yaşadığı işte evler yani var. İstismar da oluyor bu işte. Yani orada yapılıp süslü püslü binalara dönüştürülüp yine rant uğruna gidiyor. İşte bu eğitimsizlik, işte halkın depreme hazırlanması dediğimizde de bu var zaten. Şimdi bu sizin toplantınıza bir ara yaptığınız bir toplantıya bir Japon arkadaşımız gelmişti. Kendisine şöyle sordular. Dediler ki yani sizin ülkenizde gözetim ve denetim nasıl oluyor? Yanlış binaya karşı. Hı hı. Yani imar ve iskana aykırı davranışa karşı gözler böyle açıldı Japon'un. Dedi ki ya bizim binada, bizim ülkede dedi, böyle olmaz ki, böyle yapmazlar. Yani önemli olan bu. Onun mesela için şimdi şöyle mesajlar geliyor. Boğaz öngörünümünde binlerce kaçak var. Üstelik 2-3 kanunla korunuyor. Şimdi ise o kaçaklar güçlendirilmiyor çünkü yasak. Tarih oldukları için değil, kaçak oldukları için güçlendirmeye izin verilmiyor. Yani işte onlar yanlış. Bakın neden? Şöyle söyleyeyim. Kaçaksa yani devlet her şeyden güçlü. Bir çözüm var. Bak insanlar, bu hayat memat meselesi. Bu herhangi bir başka bir konu değil. Bu insanlarımızın öleceği, acı çekeceğimiz bir konu. Bunu böyle umursamadan veya hiç nazar itibarı almadan, dile getirmeden geçiştiremeyiz. Olası bir depremde eğer burada insanlarımız ölecekse şimdiden onlara uygun çözümü ben eminim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bulur.
Ama bu yaraya artık parmak basmak lazım yani. Bak bu böyle yokmuş gibi düşünülemez. Aynı şekilde daha sorunlarımız olacak. Şimdi geldik diğer parametre, evet, yapı stoktan sonra. Üç tanesini saydık. Şimdi iki, doğru, tane kaldı. Biri de çevre ve ekosistem. Şimdi çevre ve ekosistem dediğimiz zaman ekosistem sağlıklı yaşam koşullarıdır. Doğanın, temiz doğanın, var olan doğanın, kirletilmemiş doğanın bütün olanaklarıdır. Ağaçtır, sudur, içme suyudur, kuştur, böcektir, kelebektir, güneştir, temiz havadır falan. Şimdi deprem en büyük çevre felaketi oluşturuyor. Bu Güneydoğu'da 100 milyon ton moloz oluştu. Bu şimdi bir dakikada binlerce bina yıkıldı değil mi orada? Bir binanın yıkıldığını siz şahit oldunuz mu? Ne kadar muazzam yoğun bir toz bulutu yükseliyor. Binlerce binanın yıkıldığı zaman o atmosfer ne duruma geldi? Ve tıpçılara gidin, bu boğazla ilgili, burun boğaz üst solunum yollarıyla şimdi orada inanılmaz bir hastalık var. Biz onu göremiyoruz ama atmosfer öyle bir durumda. Şimdi onun dışında kanalizasyon tahrip oldu mu? Orada bir sürü atık maddeler, inşaat maddeleri, molozlardaki asbest, demir, işte çelik, beton atıklar, parlayıcı, patlayıcı, toksik kimyevi maddeler, hepsi bunları aldık, götürdük, gömdük. Şimdi bu gömü içerisindeki fiziksel, fizikokimyasal, biyolojik reaksiyonlar bütün dibe kanserojen maddeyi getirdi. Yağmur suyuyla vesaire bunlar toprağa, yeraltı suyuna, göllere, denizlere bunlar yayıldı o bölgede. Şimdi çevre ne duruma geldi? Bugün orada bak fareler, akrepler, yılanlar, hastalık kol geziyor artık. Salgın hastalıklar. Çünkü kirli bir çevrede yaşamanız mümkün değil. Binanız sağlam olsa ne olur, olmasa ne olur? Orada yaşam artık çok zor. Yani çevre kirli. Kirletilmiş bir çevreyi temizleyemezsiniz. Toprağı kolay kolay temizleyemezsiniz. Şimdi oradaki toprak kirlendi değil mi? Orada diyelim ki çiftçi domates ektiği zaman o domates tablolardan satılacak, senin benim soframa gelecek, onu yine biz yiyeceğiz. Tutulan balık bizim soframıza gelecek, o kanserojen maddeyi yine biz yiyeceğiz. Yani deprem fiziki olarak ne kadar öldürmüşse uzun sürede ondan çok daha fazla insanı hastalıkla. Bu maddeleri saymanızın sebebi de o. Yani evet, depreme hazırlık sadece bina değil diye başladınız. İşte ha bak bunlar. Onu diyorum işte. Çevre bu kadar önemli, işte orada görüyorsunuz çevreciler, yani gidin, en büyük sorun şimdi orada çevre. Şimdi bunu depreme hazırlayacaksınız. Şimdi nasıl hazırlayacağız demek kolay. Bak eğer o bölgede deprem olacağını ciddiye alıp biz hazırlık yapsaydık, ne kadar evin yıkılacağını, kaç milyon ton moloz çıkacağını bilirdik. Oradaki sanayiye parlayıcı, patlayıcı, toksik kimyevi madde yapan, satan, üreten, dağıtan insanlara, bunlara mukayyet olun. Uluslararası standarda göre taşıyın, depolayın, deprem geldiği zaman yıkılmasın, dökülmesin derdik. Ama geçti. Şimdi ne oldu? Biz deprem gelmeden önce orada bu olacak molozu, bu kadar olmazdı tabii bu bilinç olsaydı, nereye gömeceğiz, nasıl bertaraf edeceğiz, hangi uluslararası yönteme göre bertaraf edeceğiz bilirdik. Ve yani şunu mu söylüyorsunuz? Diyelim ki Marmara'da olacak bir depremde, İstanbul'da ya da buna etkilenecek diğer illerde deprem sonrasında çıkacak moloza kadar bilebiliriz. Aynen öyle. Şimdi hazırlamak zorundayız. Bilmek değil. Bak Büyükşehir Belediyesi bunun hazırlıklarını yapıyor ama yani sadece bir belediye ile olmaz. Hükümet olmazsa bir belediye sınırlı yapar. Ya bütçe meselesi ya. Bütçe meselesi, nasıl yaparsın? Devlet olmadan nasıl yaparsın? Şimdiden nereye gömülecek, ne kadar nereye gidecek bilinmeli. O telaşla, o şeyle kamyonlara dolur, hababam götürdük. Uluslararası yöntemle de bertaraf edemiyorsun. Özel membranlarla, suyla ilişkisini keserek, havayla ilişkisini keserek, deprem parklarına dönüştürerek, tepecikler yaparak
uluslararası öyle yapılıyor. Onu yapmazsan hastalık öldürür seni ya. Bunu yapmanın önündeki engel maliyet mi yoksa çok fazla olması mı? Yok, fazla değilse işte ona göre şey yapacaksın. Yani daha deprem yokken bunlar planlanabilir, edilebilir. Nereye gömeceğiz, nasıl gömeceğiz, ne yapacağız? Ve bir de sadece gömmek, kurtulmak bu da değil. Bir de bunlardan geri dönüşüm tabi tutuluyor, geri dönüşüme. Emin olun deprem molozları trilyonları gönderiyor, geri getiriyor. Zararı da azaltıyor. Ve sen ondan yararda malzemeler üretiyorsun. Yani betona kadar kullanabiliyorsun ya. Yani bu işin şakası yok. Şimdi hazırlananlar gerçekten bilim ve teknoloji mantığıyla olan ülkelerde böyle şeyler yapılıyor. Bunlar yapılmalı. Şimdi sona geldim. Ekonomi. Evet. Şimdi ekonomi, bak bu çok daha acı bir şey. Bu Marmara bölgesi Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının, belki biraz hatalı söyleyebilirim, %60'ına yakınını karşılıyor. Eğer deprem olursa sanayinin çarkları Marmara bölgesinde durur. Marmara'da durduğu zaman bütün Türkiye ekonomik olarak dizüstü çöker. Dizüstü çöker. Bak İstanbul tek başına neredeyse bütün Anadolu'yu ayağa kaldırıyor. Anadolu İstanbul'a bir şey yapamaz. Türkiye çöker dizüstü, bizim o zaman siyasi bağımsızlığımız da ortadan kalkar. Ya bu çokça dile getirilen, evet, Marmara depremi bir ulusal güvenlik meselesi. Aynen öyle. Bizim ekonomik bağımsızlığımızı yitirmemiz ulusal anlamda siyasi bağımsızlığımızı da tartışmalı haline getirir. Çünkü borç alan talimat alır mantığı vardır. Yani bu iş şaka değil. Dolayısıyla bizim sanayimizin depreme hazır olması lazım. Sen İstanbul'da bizim sanayimizin depreme hazırlıklı olduğunu sanıyor musun? Sizlerden öğreniyoruz, hazır mı değil yani mi? Yani hazır olmadı. Ben hazır olmadığını çoğu yerden biliyorum yani. Hazır değiliz biz. Yani bir sürü yerlerde organize sanayi bölgelerine beni davet ediyorlar. Gidip anlatıyorum, ediyorum. Emin ol, hazır. Nasıl hazır olduğunu farkında bile olmuyoruz. Yani sadece binanın sağlam olmasıyla sanayinin depreme hazır olduğunu düşünüyoruz. Bak Güneydoğu'dan örnek verelim. Şimdi ekip %40'ı gitti. Depremde gitti %40'ı. Yani burada sen bir düşün o oranı. Yani depremden sonra gelip fabrikanın kapısını çalan insan yok. Çoğu ölüyor. Veya çoluk çocuğu ölüyor. Adam burayı terk ediyor, gidiyor. Güneydoğu'da şimdi giden insanları getirmeye çalışıyorlar. Öleni getiremiyorlar tabii. Ekipman duruyor. Niye biliyor musun? Ekipman uluslararası yöntemlere göre, deprem yönetmeliğine göre monte edilmemiş. İvme fazla oluyor orada. Diyelim ki düşe ivme, ekipmanı böyle bir yuvarı kaldırıyor. Ekipman çöküyor, kullanamıyor. Veya deplasmanı orada 10 santim tolerans varsa 30 santim atınca o da devre dışı kalıyor. Güneydoğu'da ekipmanın büyük bir kısmı işlemez hale geldi, lüzumsuz hale geldi. Müşteri kaybediliyor, pazar kaybediliyor, ithalat kaybediliyor, ihracat olmuyor, işçi yok. Bir de başlıyor bu sefer ekonomik zorluk başlıyor. Rekabet kaybediliyor. Uluslararası şeyle ilişkin kesiliyor. Hocam sanayimiz, depreme hazırlığı bir kenara bırakalım. Hani atık tesislerini kurup da Marmara'yı kirletmeme aşamasında bile. Evet, 99'da gördük mesela. Başarılı. 99'da gördük. Gebze falan o civarlarda akrilik sanayi şunlar bunlardı yani. Şimdi her neyse, bak şimdi dedin ya depreme hazırlık, ilk başta kime sorsan hangi evleri nasıl yapacağız? Ya o değil. Konu o değil. Bir kenti depremi hazırlamada en son gelecek şey belki de yapı stoku. Yani şöyle düşün, bakanımız onu söyledi. Diyorum ya, doğruları çıplak söyleyen ben ilk Sayın Bakan'ı gördüm. Dedi ki, eğer dedi yolun, köprün, çevren, atık şeyin, kanalizasyon bilmem neyin yoksa dedi, senin dedi evin olsan olur, sağlam olsan olur, olmasan olur yani. Ya yaşayacaksın, yani yaşamak bütüncül olmakla olur.
Ya kalan sahalar bizim olmayabilir. Ya, yani öyle yaşam olmaz. Öyle yani bağımsızlık sürdürülemez, ekonomi sürdürülemez, yaşam sürdürülemez. E şimdi bütün bunlar varken halen daha depreme çok soğukkanlı bakılıyor ya. Yani deprem işte herhangi bir Türkiye'nin herhangi bir sorunuymuş gibi öyle algılanıyor. Bak şu anda gündemde konuşulan, ben demiyorum ki her gün deprem konuşulsun, konuşulmasın. Ama devlet sözle değil, işle bizzat depremi her gün konuşsun. Yerel yönetim de her gün konuşsun. O zaman sana bana laf düşmez. Vatandaş unutsun ya, vatandaş keyfine baksın. Ama vatandaş bir şeyden emin olmalı ki ben depremde ölmeyeceğim, benim devletim var. Yapılan yapılıyor. Biz de yapılacakken bir takım sıkıntı olur ya, o sıkıntıya vatandaş olarak göğüs gerelim. Biz de rant uğruna kurnazlık yapıp 3-5 kuruş için abuk subuk şeyler yapmayalım. Yani devlet ciddi bir şekilde kentleri depreme hazırlama yaparsa bu iş böyle olur. Bak bir son belki cümleler bir şey söyleyeyim. Deprem 13,4 milyon sene önce bu topraklarda mekanizma olarak gelişti. Bizim neotektonik dediğimiz dönem. 13 milyon seneden beri de bu depremler bu coğrafyada süre gelmekte. Daha da devam edecek milyonlarca sene önce. Biz depremleri durduramayacağımıza göre, ölmemek için, neslimizi devam ettirmek için, bağımsızlığımızı devam ettirmek için depremle baş etmeliyiz. Nasıl baş edeceğiz? Depreme dirençli yerleşim alanları yapmak suretiyle. Bu da zor bir şey değil, bu saydığım 6 madde. Olacak bir bakanlık, çok ciddi bütçeyi vereceksin. Bu ülkenin bazı projelerini geri çekeceksin. 15 sene dişini sıkacaksın, ağırlıklı olarak ülkemi depreme hazırlama diyeceksin. Devlet üstü bir politika güdeceksin. Devlet üstü, siyaset dilerim, üstü. Siyaset üstü. Oranın bütçesi açık olacak. Liyakatlı insanlar, ciddi insanlarla bu işi alacaksın. Deprem hatlarımızdan, kuşaklarımızdan başlayıp yıllık planlarla, programlarla, 5 yıllık hedeflerle o bakanlık takır 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 çalışacak. Ya 20 senede bütün Türkiye'yi deprem dirençli hale getirebilirsin. Bu o kadar zor bir şey değil ya. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Depreme dirençli bir Türkiye aynı zamanda siz dediniz ya yani zarar görmeyecek, yıkılmayacak bina yoktur. Yani depremden sıfır zarar diye de bir şey yok. Mutlaka olacak. En azından böyle bir felaket gerçekleştiğinde de akabinde de orada zayiatı, özellikle de insan canı konusundaki zayiatı azaltacak önlemler almak lazım. Çünkü mesela İBB'nin bir raporu varmış. Şu anda İstanbul'da 9000 sokağa ambulans itfaiye giremiyormuş. Şu 9000 anda. Sokağa. Evet. Yani o 9000 sokakta binayı yıkıp yeniden yapsanız da bir anlamı yok. Zaten şehri planlarken, mahalleyi, kenti planlarken de bütün bu parametreleri düşünerek planlamak gerekiyor herhalde. Yani ada bazlı dönüşüm belki biraz hayati İstanbul açısından. İşin böyle de bir kısmı var. Ama bir depremin öncesi meselesi var. Yani gelen depremin vereceği zararı minimuma indirme meselesi var. Özellikle insanlara vereceği. Daha sonrasında da işte o arama kurtarmadan tutun da kalanların yaşayacağı, dediniz ya havası kirliyse, suyu yoksa, her şey çökmüşse kalanlar nerede ve nasıl yaşayacaklar? Değil mi? Bir kişi şöyle demiş, keşke depremde ölseydim. Yazdılar bana, yazıyorlar. Yani şey olsa bu. Ya Eren şöyle düşün ya. Biz depremi bu ülkenin bir numaralı, sürekli ve en önemli gündemi daha 6 ay önce 10 binlerce insanımızı gömmüşüz. Kabul etmiyorsak, gündemden düşürüyorsak daha ne bekliyoruz ya? Allah aşkına daha kaç bin insanın ölmesini bekliyoruz ya? Bir hükümetin, bir iktidarın, parti ne olursa olsun en önemli görevi, hatta Türk devletinin insanların can güvenliğini sağlamaktır ya. Bundan önemli bir şey olabilir mi Allah aşkına?
Yani beni zaman zaman davet ederken diyorlar ki ya hocam yine bu deprem unutulmaya başlandı. Bunu söylemek bile yani gerçekten bir ter basıyor insana ya. Ya nasıl daha kaç sene geçti 20 binden fazla insanı orada gömdük. Bak 1939, 42, 43, 44, 57, 67, 99, 2 deprem, 2003, 2011, 2020, 2023, 150 binden fazla insan bu ülkede ölüyor ya. Ocaklar sönüyor. Yani bu nasıl bu ülke halen daha başka şeyleri... Ya elbette yaşam her şeyi gerektiriyor ama ya bu deprem işini devlet rayına koyar, iyi de anlatır, adil bir şekilde, dediğimiz şekilde bu iş yürür. Biz bununla hep konuşmayalım, başka işlerimizi elbette yapalım edelim ama asıl ağırlık burada olmalı. Ve halk da bu işi denetlemeli, talep etmeli ya. Ya seçim oldu, o kadar anket yapıldı. Ben bir yer bilimci olarak çok böyle merak edip dinliyordum. Hiçbir ankette depreme karşı can güvenliği istiyoruz diye bir söylem çıkmadı ya. Bizim milletimizden. Bir toplumsal talebe dönüşmedi diyorsun. Ya yok çıkmadı. Ben hatta Fox TV'de çıkıp ilan ettim. Dedim ki bak seçim geliyor. Ben bir kampanya başlatıyorum dedim. Biz dedim bu seçimde hepimiz partiler gelecekler. Cumhurbaşkanı adayları konuşacaklar. Hangi kentte konuşuyorlarsa örgütlenin 50 kişi 60 kişi. Fazla da değil 50-60 kişi. Konuşmanın bir aşamasında gürültüyle 50 tane pankart kaldırın. Mesela nerede konuşuyor? Van'da. Van'ı deprem güvenli istiyoruz. Depremde ölmek istemiyoruz. Diyarbakır'da mı konuşuyor? Diyarbakır'da kalksın. İzmir'de mi? İzmir'de kalksın. Hiç ya duyan bile olmadı ya. Ya inanılmaz bir şey. Hani diyeceksin ki ya sen duyulmadı. Öyle değil ya. Ben 2,5 milyona yakın takipçim var ya. Sadece sosyal medyada. Evet. Yani nasıl bu vatandaş da umursamıyor. Bana bir şey olmaz diyor. Yani sanki böyle deprem deyince o birilerine olacak. Birileri ölecek zannediyor. Biz yıllarca Maraş'ta deprem olacak diye bağırdık ya. Süs için mi, keyif için mi bağırdık? İnsanlarımız ölecek diye. Ne yerel yönetimler tındı, ne de oradaki vatandaş. Sonuç işte bu. Hepimizin içi yanıyor, ciğeri yanıyor. Evet. Peki, süremizin de sonuna yaklaştık. Vatandaşı bir kere sorumluluğa davet ediyorsunuz. Yani vatandaş, denetleyici sen ol, vatandaşa çok zor görev yok. Bak sadece şu, vatandaşımız talep etsin. Hangi partiyi tutuyorsa tutsun, hangi görüşte olursa olsun başımızın üzerinde yeri var. Bizim partiyle siyasetle işimiz yok. Ama o tuttuğu, gönül verdiği insanların gözüne bakarak deprem dirençli yerleşim alanı istiyorum. Çoluk çocuğumu ben göçük altında kaybetmek istemiyorum. Ona baktı ki yapmıyor mu? Oyunu bir daha vermeyecek ona. Bu kadar basit. Talep edecek, oy gücünü kullanacak. Vatandaş bize diyor ki ya benim elimden ne gelir? Ya bir ülkede en güçlü kurum vatandaşın kendidir ya. Oy gücü vardır. Yani sen işte seçim zamanı mesela gidiyoruz. Niye yani sen hangi partiyi istersen ona oyunu ver. Ama o partiden bunu talep etmek zor mu? Nitekim birçok partilerde bu son zamanlarda seçimi dile getirdi. Konuşmaya başladılar. Ciddi ciddi programlar yapmaya başladılar. Yani nitekim işte Şehircilik Bakanı Özhas Eki bugün gerçekten çok doğru teşhislerle çok cesurca açıkça söylüyor. Doğru. Ve diyor ki yakında da İstanbul'da biz başlatacağız bu işi. O zaman gönül istiyor ki bütün ülkede başlasın. Dediniz ya davetler oldu, gittim ama sonra affımı istedim oradaki şeyden kaynaklı. Bu programda da Sayın Bakan'a hayli göndermede bulundunuz ve olumlu bulduğunuzu da söylediniz. Sanırım bu iletişim kanalı açıktır ve devam edecek. Yani beni kendileri aradı. Öyle mi? Evet. Hı. Yani yakın zamanda mı? Evet. Yüz yüze konuşmak istiyorum diye. Yani 10 gün falan. 10 gün. 10-15 günlük mesela. Yani elbette bu. Şimdi bizim sorunumuz yani şu.
bilim dünyası doğru olan yapılması ne gerekiyorsa ama öyle lafla değil yani. Artık bıktık yani toplantı o değil. Yani birileri yapacak, öbürleri toplanacak bir şey yapıyormuş gibi bu doğru değil yani olmuyor böyle iş yürümüyor. Ama hakikaten kendi ülkemiz için herkes, bütün Türkiye'deki bilim adamları kuşkusuz Emre amadedir. Yani bu konuda asla tereddüt kabul edilmez yani. Peki, süremiz ne kadar arkadaşlar? Tamam. Evet, süremiz dolmuş hocam. Ama sorularım bitmedi, bitmez de. Bence bir Türkiye'de bir başka felaketi beklemeden, o felaketin üzerine, o sıcak haberin üzerine arama kurtarma çalışmaları bir yandan izlenirken onun üzerine deprem konuşmak yerine olmadan yine bir araya girelim, yine konuşalım. Eksik kalanları da öyle tamamlayalım. Hay. Bak bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Yani halkım, dinleyenler onu anlasınlar. Şimdi bu faylar da Türkiye'nin her yerinde var. Ve büyük depremler üretme kapasitesi olan faylar ülkenin hemen hemen her yerinde var. Faylar da aynen kumbara gibi. Devamlı oraya stres birikiyor. Devamlı birikiyor. Kimi faylar çabuk biriktiriyor, kimi faylar uzun zamanda biriktiriyor. Mesela İstanbul'daki Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu o yöreler 250 senede bir biriktiriyor. Kimi faylar da 1000 senede, 1500 senede bir biriktiriyor. Bazı depremler az biriktiren faya stres transfer ediyor, para borç veriyor, orayı hızlandırıyor. Bazen de birikmiş stresi alıyor. Mesela bu son 99 depremleri Geyve, İznik yöresindeki o fayda birikmiş stresi azalttı. Bir bakıma iyilik etti. İyilik etti. Ha. Şimdi vatandaşım şöyle düşünsün. Bu deprem nerede olacak, nasıl olacak değil. Faylar biriktiriyor. Hareket var, biriktiriyor. Yani oraya kuvvet birikiyor. O taşı kıracak kadar kuvvet biriktiği an deprem oluyor. Onun için hiç ummadığımız anda bir gece kalkarız, bir sabah yine bizi vurmuş, yine binlerce insanımızı kaybetmiş olabilir. Bu kadar yakın bir tehlike. Yani onun için böyle zaman ne olacak, ne zaman olacak bırakın. Yani deprem işi ciddi bir iş. Zamanı geldiğince faylar çalışmaya başlıyor. Onun için biz bırakalım fayları. Ülkemizi depreme hazırlayalım. Yarın olacakmış gibi. Aynen ya. Peki. İsteyelim bunu yöneticilerden isteyelim. Aynen EYT'liler gibi, emekliler gibi. Nasıl ki maaşımı artır, bilmem ne artır. Vatandaşın talebi de deprem dirençli yerleşim alanları. Bu önemli.